Müslüman gençler olarak Aşura günü ve Kerbela olayından almamız gereken dersler nelerdir? Çok ders var yani, bunu uzun uzun anlatmak lazım da. Böyle sorular biraz soruya benzemiyor. Yani bu bir konferans ver demek oluyor bunun manası. Almamız gereken dersler nelerdir? Yani bir tane değil, 10 tane değil. Bu bir sürü ders alabilirsin bundan. Böyle soru olmaz aslında. Yani soru böyle bir noktayı sormalı. Bir noktayı. Yani çok genel soru olduğu zaman cevap o zaman saatlerce olur. Yani kısaca ben bir iki noktasını sadece söyleyeyim. Yani o olay Hazreti Hüseyin'in cesaretini temsil etmektedir. Onun imamlığını ispat etmektedir. Zalimlere karşı boyun eğmemek gerektiğini göstermektedir. Hiç kimse, hiçbir Müslüman zalimlere sessiz kalanları, korkakları, mıymıntıları, ılımlıları hayırla anmamaktadır. Hep Hüseyinler hayırla anılmıştır. Cesurlar, ölümü göze alanlar, bu yolda kendini feda edenler, hep onlar hayırlı anılmıştır. Tarih de buna şahittir. İşte 1400 sene, 1370 sene neyse, bu kadar yıldır Hüseyin, Hüseyin, Hüseyin hep hayırlı anılmaktadır. Yezidler de hep lanetli anılmışlardır. Ne oldu? Yezid de toprağa girdi, Hüseyin de toprağa girdi. Ama Hüseyin ölmedi. Yaşıyor çünkü şehittir. Ama öbürleri geberdiler. Ne oldu? Saltanat ellerinde mi kaldı? Saltanat sahipleri hep bunu düşünmeli. Bugünkü mevkin, makamın, malın, mülkün önemi yok. Öleceksin be adam. Öleceksin. Vallahi öleceksin. Ölümü unutma. Orgeneral olsan da ölüm sana gelecek. Koç olsan da, Sabancı olsan da sana ölüm gelecek. Reis-i Cumhur olsan da gelecek. Şu saltanatı korumak için değer mi be? Değer mi? Ölmeyecek misin sonuçta? Müslümanların hoş gördüğü Allah katında da hoştur. Müslümanların tiksindiğinden Allah da tiksinmektedir. Müminler tarih boyunca Hüseyin dediler. Çocukların adını Ali koydular, Hüseyin koydular. Kimse Yezid koymadı. Kerbela mücadeledir. Cesur olmanın adıdır. Kerbela Kerbela diyenler neden cesur davranmazlar? Madem Hüseyin, Hüseyin, Hüseyin diyorlar, neden cesur değiller? Hüseyin'i Hüseyin yapan cesaretidir, imanıdır. Madem Hüseyin, 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 o halde Hüseyin gibi olalım. Bugün birisi Hüseyin olmaya kalkınca böyle olmaz, şöyle olmaz deniyor. Hemen ılımlı projeler devreye sokuluyor. Böyle söylenmez, şöyle olmaz. Hüseyin söyledi. Hüseyin ortaya çıktı. Elbette ki Hazreti Peygamber'in bir eğitim metodu var. Fakat Yezidler eğitilmez. Gençler eğitilir. Ama Yezidler eğitilmezler. Onlara karşı çıkmak icap eder. Bugün birisi Hüseyin'in izinden gidince, hakikatleri söyleyince adına radikal diyorlar. Hüseyin'i demeleri gerekirken radikal diyorlar. O zaman neden Hüseyin'i seviyorum diyorsun? Madem ki doğruları söylemek, zalimlere baş kaldırmak yanlışmış. O zaman neden Hüseyin'i seviyorsun? Çelişkiler içindesin. Ya de ki ben Hüseyin'i sevmiyorum. Ya da
böyle olanlara radikal madikal isim takma. Hüseyni de, Rabbani de, Cesur de, Yiğit de. Kendi ödlekliğini örtbas etmek için bunlar aşırı gidiyorlar diyor. Ben çürüyüm, ben zayıfım, ben korkağım, ben görevimi yapmıyorum demiyor da, ben az yapıyorum demiyor da, o çok fazla diyor, çok aşırı diyor. Bunun ölçüsü nedir? Kim aşırı, kim az? Mutedil olan kim? Bunun ölçüsü nedir? Ölçü peygamberlerdir, ölçü sahabedir. İşte peygamber mücadele vermiş, saklamamış. İşte sahabe, işte Hasanlar, Hüseyinlerin mücadelesi de meydandadır. Ölçü budur. İmam Hüseyin'i hatırlayanlar kendilerine onu örnek alsınlar. Yalnız öyle bir şey ki Türkiye'de Hüseyin Hüseyin diyenler, Ali Ali diyenler sonralar öyle bir noktaya geldiler ki büyük bir çoğunluğu Ali'siz Alevilik noktasına geldiler. Nasıl oluyorsa Ali'siz Alevilik mi olur? Ateist bir Alevilik yapanlar var. Hepsi değil tabii. Ali'siz Alevi'miş. Bazıları böyleymiş. Ali diyor, Hüseyin diyor. Ali de Hüseyin de namaz kılıyordu. Namaz kılmıyor, karşı geliyor. Ali cami yolunda şehit edildi. O camiye gitmiyor, cemevi diye bir şey ortaya atıyor. Ne zaman çıktı bu cemevi? Hele söyle bakayım, hangi tarihte çıkmış? İslam'da böyle bir ibadethane var mı? Kur'an diyorsun, biz de Kur'an okuyoruz diyorsun, biz de Müslüman sayılırız diyorsun. Tamam, o zaman söyle bakayım, Kur'an'da, sünnette cemevi diye bir şey var mı? Böyle dans eder gibi hareketler yaparak buna namaz mı diyorsun? Böyle bir namaz varsa göster. Şimdi hocalar da bunları tamamen dışlamış olmayalım gibi bir siyaset izliyorlar. İşte onlar da bizdendir falan filan diye konuşup gerçekleri saklıyorlar. Böyle bir şey İslam'da yoksa yok demek zorundayız. Yıllardır bu siyasetle nereye varmışlar bu hocalar? İnsanlara doğruları açık açık anlatalım ki adam düşünsün, taşınsın, kararını versin. Ne zaman bu hocalar erkekçe konuşacaklar, hakikatleri dobra dobur söyleyecekler, insanların düşünmesini sağlayacaklar? Böyle saklaya saklaya herkes hatasını göremez hale geliyor. Ve adam kendini gayet iyi Müslüman görüyor. Halbuki İslam'la alakası belki de yok. Öyleler var ki adam diyor ben hem komünistim hem Müslümanım diyor. E kimse buna böyle olmaz demiyor. Açık açık ya bu değil İslam, bu değil demiyor. Evet, İmam Hüseyin'in şehadeti gerçekten çok acıdır. İslam tarihinin belki en feci hadisesidir. Neden derseniz, sadece peygamber torunu olduğu için değil, büyük bir fitnenin tohumudur. Tohumu atılmıştır. O gün bugündür, Müslümanlar Şii ve Sünni diye ayrıldılar. Peygamber torununun öldürülmesi ayrı bir cinayet. Fecaat ama aynı zamanda Müslümanların parçalanması ondan daha büyük bir fecaattir. Ve şu zamanda tekrardan Şii-Sünni çatışması başlatılmak istenilmektedir. Irak'ta, Suriye'de. Birçok yerde Şii-Sünni çatışması başlatılmak isteniliyor. Bir takım istihbarat örgütleri tarafından. Müslümanlar tekfirci olmamalı,
Şiiler, Sünniler, onlar da onları tekfir etmemeli. Kafirler vardır ama genel olarak Şiiler hakkında hepsine kafir demek ya da onların bize böyle söylemesi, bu kafirin ekmeğine yağ sürer. O zaman nasıl ki o fitne tohumu atıldı, bir sürü insan öldü ve Müslümanlar parçalandı. Bugün de benzerini yapmak istiyorlar. Irak'ta, Suriye'de Şii-Sünni kavgasıymış sanki kavga. O hale getirmek istiyorlar. Bir Şii camisinde bomba patlıyor, bir Sünni camisinde bomba patlıyor. Ya bunu ne Şii yapar ne Sünni yapar. Bunu yapsa yapsa istihbaratçılar yapar. Kimin eli kimin cebinde bellisiz Orta Doğu'da. Böyle bir tuzak var. Bugünün Şiisi de Sünnisi de buna karşı dikkatli olmalı.